Ahmet Taş getiren 25 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı. Kürt bile değil öyle mi? Ben hayret ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şaşırtıcı ifadeleri nasıl rahat kullanıyor? Önce grup kürsüsünde çocuk çok önemli. PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var demişti. Herkes şaşırmıştı. Çünkü PKK'lılarda aile, evlilik, çocuk yoktu. O zaman bu sözler Kürtler için söylenmiştir yorumu yapılmış ve tepki görmüştü. Bu sözlerin AK Parti içindeki Kürtler mesela MKYK üyesi ve Kürt sorunu üzerinde oldukça duyarlı olan Abdurrahman Kurt tarafından nasıl karşılanmış olabilir gibi sorular sorulmuştu. Abdurrahman Kurt, Rudav Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak'ın sorularını cevaplandırırken Cumhurbaşkanı'nın kendisine kaç çocuğun var diye sorduğunu, kendisini ve bölge halkını çok çocuk yapma noktasında teşvik ettiğini belirttikten sonra dolayısıyla bunu Kürtlere söylemiş olması mümkün değil diyor. Peki neden söylemiş olabilir? Abdurrahman Bey sorumluluğu güvenlik bürokrasisine yüklüyor. Şöyle diyor. Bu muhtemelen güvenlik bürokrasisinin PKK'nın çocuk yaptığına ilişkin bir yanlış ifadesi olmuştur. O gözden geçirilmeli. İyi güzel. Cumhurbaşkanı pazar günü Diyarbakır'daydı. Bu defa kürsüden başka garip bir şey söyledi. Şu söz. Şu anda Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Bu adam Kürt değil. Ne bu? Bir ülkenin cumhurbaşkanı cezaevinde bulunan bir kişiyi böyle hecef alır mı? gibi bir yaklaşımı artık geçtik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı o sınırı geçti. Daha önce de Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek gibi garip bir söz sarf etmişti. Bu adam Kürt değil sözünü bir Cumhurbaşkanı neden söyler? Selahattin Demirtaş'ın Zaza olduğu biliniyor. Bölgede Kürtler var, Zazalar var, başka Kürt kolları da var. Cumhurbaşkanı bu sözü karşısında toplanan insanlara söylüyor. Muhtemel ki o insanların tamamının Kürtlerden oluştuğunu, Kürtlerle mesela Zazalar arasında ayrılık gayrılık bulunduğunu, Demirtaş'ı Kürtlerden tecrit ederse toplumsal karşılığını da sarsacağını hesap etmiş bulunuyor. Bilmiyorum, Abdurrahman Bey veya bir başka Kürt siyasetçi bu sözün Cumhurbaşkanının kimler tarafından bilgilendirilerek yaptığına dair bir açıklama yapacaklar mı? Ama Cumhurbaşkanı seviyesinde söylenen garip sözlerin bölgede siyaset yapan insanları ciddi manada zora soktuğundan adım gibi eminim. Çünkü bir yanda Cumhurbaşkanı ile hukuk var, diğer yanda bölge insanının hassasiyeti. Gel çık işin içinden. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ayaküstü sözlerini çok garip bulduğumu belirtmeliyim. Bu tür sözlerin ülkenin hassas meseleleri üzerinde çok yüzeysel yaklaşımlardan kaynaklandığı gibi bir endişe taşıyorum. Eskiden politikacıların İzmir'de ve Diyarbakır'da söylediklerinin birbirinden farklı olması yadırganırdı. Şimdi hassasiyet zaafı en tepede gerçekleşiyor. Burada belki Tayyip Erdoğan'ın ne söylense gidiyor şeklindeki sınırsız güç yaklaşımı etkili oluyordur. Ama Ülkenin kodlarıyla oynandığı da bir vaka. Ben asıl son zamanlarda sonuna Tayyip Bey'in devrimciyim sıfatı da eklediği muhafazakarlık adına toplum kodları noktasındaki hassasiyet aşınmasından tedirginim. Ne dersiniz muhafazakar hassasiyetle böyle tedirginlik sergilemenin bir anlamı kaldı mı? Yoksa bu tür duygular çok naif kategoriye mi giriyor? Kim bilir? Belki birkaç duyarlı yürek kalmıştır diye düşündüm. Keşke bu tür konularda bölgenin hassasiyetlerini bilenler Cumhurbaşkanını bile uyaracak özgüvene sahip olsalardı.